Evet. Başlayalım dostlar. Bitcoin son dakika videosundan herkese selamlar. İstanbul'dan herkese merhabalar diliyorum dostlar. Birkaç gün daha buradayım. Daha sonra tekrar geri döneceğim ofisime. Hemen Bitcoin'i şöyle bir kısa bir analiz edelim. Neler oluyor? Bugün pazar. Herkesin pazarı güzel ve mutlu geçsin dileğiyle. Yayınımızı başlatmış olalım. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmekten lütfen vazgeçmeyin. Şimdi gelelim hızlı bir şekilde piyasanın teknik analizine. Neler oluyor? Bugün pazar, piyasada ufak bir hareketlilik var. Dolar endeksi 101.922'ye geriledi, 101.692'de desteği var. Biliyorsunuz 2 gün kaldı. Atarsa 2 modundayız. Fed faizle çitleyecek ve beklenti 25 baz. Bunun piyasalara pozitif yansıması bekleniliyor ama ben şöyle düşünüyorum. Zaten biz 25 bazı fiyatladık. Son dönemde alım yapılan cüzdanları biraz araştırdım. Ne oluyor, ne bitiyor ona bakmaya çalıştım İstanbul'dayken. Gördüğüm şey şu, genel olarak kurumsal yatırımcının ilgisi var. Ve piyasanın şu an yükselmesinin arkasında duran isimler genel olarak kurumsal yatırımcılar ve belli oranda alım yapmışlar. Şimdi burada birazcık tedirginliklerim var. Neden? Kurumsal alımlar genelde kar satışları yaparlar. Yani Bitcoin düzeltmesi öncesi kurumsallar genelde ufak tefek kar satışlarına giderler aldıklarında. Tabii Grayscale gibi, MicroStrategy gibi fon şirketlerden bahsetmiyorum ben. Yani kurumsal yatırımcının içerisinde tırnak içerisinde bazı şirketlerin alım haberleri var. Fon şirketleri değil bu şirketler. Teknoloji şirketi gibi düşünün. Veyahut da işte herhangi bir kurumsal bir şirket olarak düşünün. Ama fon şirketi olarak algılamayın bunu. Bu şirketler genel olarak satış yaparlar. Yani kar satışına giderler. Bunun örnekleri Bitcoin'de her zaman var. Ne zaman kurumsal yatırımcı Bitcoin'e yatırım yapmaya başladı, o zaman düzeltmeler 10 bin doların üzerine gelmeye başladı. Ve her düzeltmeden sonra kurumsal yatırımcıların belli oranla kar satışı yapıp diplerden tekrar topladığını, daha doğrusu trade ettiğine biz tanık olduk. Bunu fon şirketlerine ayırıyorum bakın. Grayscale, MicroStrategy, bunları ayırıyorum. Bunlar yatırım yapıyor ve kar satışını çok uzun süre gerçekleştirmiyorlar. Bunlar fon şirketi. Benim bahsettiğim şirketler fon şirketi değil. Bu konuda anlaşalım. Bu bir. İkincisi, şu anki yükselişin arkasında bir balina cüzdanlarından ziyade, gerçi kurumsal yatırımcıyı da balina cüzdan olarak adlandırabiliriz. Çünkü yeni balina aktif adres sayılarında artış var. Bu önemli. Aynı zamanda eski balina adres sayılarında da eklemeler var. Yani tekrar içerideler, alım yapıyorlar. Bunlar önemli veriler. Bunlar da balina olarak kabul edebiliriz ama sonuç olarak şöyle bir durum söz konusu. Bitcoin'e çok ciddi bir şişme var. Ve bu şişmenin düzeltmesini göremedik. Genel olarak piyasanın beklentisi de 25 bin dolardan bir düzeltme görmek. Yani insanlar oraya endekslenmiş. 25 bin dolardan bir düzeltme gelecek. 25 bin dolardan bir düzeltme gelecek diye bir beklenti var tüm sosyal mecrada. Ben öyle gördüm, öyle bir analizim var sosyal platformlarda. Madem 25 bini bekliyoruz, gerçekten 25 bin gelecek mi? En önemli soru bu. Bir. İkincisi, Fed toplantısı var. 25 baz faiz bekliyor. Herkes diyor ki 25 baz faizin gelmesiyle birlikte tekrar piyasalarda yukarı doğru bir hamle gelecek diye bir beklenti var. Geçen gün gayri safi yurt içi hasıla açıklandığında size demiştim ki bu veri iyi gelmiş olabilir ama bu verinin içindeki detaylara takılmamız lazım. Bu konuda makro iktisata giren, makro iktisat içerisinde birazcık araştırma yaparsanız eğer gayri safi yurt içi hasılanın yüksek gelmesi tek başına bir şey ifade etmiyor demiştim. Aynı şey enflasyon oranı açıklamalarında da var makro iktisatta. Sadece 25 baz faiz gelmesi bir şey ifade etmiyor. Hadi diyelim ki 25 baz faiz geldi. Ya biz zaten bunun fiyatlamasını yaptık Bitcoin olarak. 25 baz beklentisiyle zaten biz 18 bin dolarlardan bugün 23 bin 400 dolarlara atabildik kendimizi ki birazdan teknik analizde de 23 bin 388'in üzerine kalacak mıyız kalmayacak mıyız bunu tartışacağız. Yine de piyasada bir FOMO dalgası yaratılıyor. Fed'den 25 baz faiz gelecek, Powell daha yumuşak bir söylemle karşımıza çıkacak ve piyasa roketleyecek. Arkadaşlar zaten piyasa roketledi, 18 binden 23 bin 200 günlük ortalamanın üzerinde kaç gündür tutunuyoruz. Ki 200 günlük ortalamayı test bile etmedik. Retest bile yapmadık. Bu konuda sizleri uyarıyorum. HODL'cular için bir sıkıntı yok. HODL'cu aldı. Boğadaysak boğadayız. Benim için bitti dedi. HODL'cu arkasına yaslandı. Ama bizler traderız. Bizim işimiz biraz daha farklı. Doğru düzeltmeyi bulup daha aşağıdan toplamak zorundayız. Bu yüzden de piyasayı daha detaylı hem teknikte hem temelde analiz etme zorunluluklarımız var. Şimdi gelelim total market cap'e. Tekrar 1.16 trilyon dolar arttı total market cap. Total 2 564 milyar dolar da. Total 3 çok güzel hareketler yapıyor. 368 milyar dolara kadar geldi. Total 3'e paranın girmesini Dash'ten de görebilirsiniz. Dash an itibariyle yüzde ya 12 ya 15 civarı bir yükseliş yaptı. Emektar coinlerden bir tanesi. Kendi DAO'su olan bir coin ve genel olarak benim de sevdiğim bir projedir Dash.
2023'te hem DAO'lara hem DeFi'lara ilginin daha çok olacağını da her zaman söylüyorum. Engine son günlerde biraz hareketlendi. Geçen gün NFT ve GameFi'de en çok sevdiğiniz proje ne diye sormuştunuz. Ben Engine ve IMX demiştim. Engine biraz hareketlendi. Engine'i her zaman seviyorum ve bir sonraki rally'de ayrışacağını da düşünüyorum bu arada. Şimdi gelelim Bitcoin teknik analizine. Bitcoin teknik analizde günlükte baktığımız zaman teknik analizde RSI'deki negatif uyumsuzluk bu arada devam ediyor. RSI'deki negatif uyumsuzlukta henüz bir bozulma söz konusu değil. Tabi burayı takip etmeye devam ediyoruz. RSI'deki negatif uyumsuzluk bozulacak mı? Biz bu negatif uyumsuzluktan dolayı bir düzeltme yiyecek miyiz? Kaçıncı testte reddiyeceğiz? Bizim için en önemli konu bu. Şimdi RSI'deki negatif uyumsuzlukta şöyle bir şey söz konusu. Beşinci test geliyor. Biliyorsunuz ki dirençler 3. veya 5. dirençte kırılması, testinde kırılması lazımdı. Benim teknik analizim hep bu şekilde ilerler. Bir test 3. testini yapıyorsa ve kırıyorsa yükseliş çok daha pozitif, çok daha sert gelir. Ama bir varlık direnç deneyişinde 5. kez test yapıyorsa ve kırabiliyorsa yükseliş biraz daha konsolidasyon sürecinde ağır ağır ilerler ama yükseliş gerçekleşir. Ama bir varlık dirençte 5. kez test ediyor ve kıramıyorsa artık bu bir düzeltmenin işaretidir. Genel olarak teknik analizlerin bu doğrultuda ilerletirim ve RSI tarafında da 5. teste gidiyoruz arkadaşlar. Toplam 4 test daha önceden yapıldı. Şu an 5. testteyiz. Bu negatif uyumsuzluk 5. testte de bozulmayacaksa ben artık bir geri çekilme bekliyorum. En azından RSI'da 50 bandına kadar bir geri çekilimle Bitcoin'in 21.326 dolardaki desteğine kadar bir geri çekilme beklentim var arkadaşlar. Bitcoin'e baktığımızda mumlarda da 4. testteyiz bu arada. Geçmişe dönüp baktığınız zaman 1. test burada geliyor. 2. test, 3. test ve 4. test. 23.388 çok çok önemli bir direnç. 23.388'in üzerinde kapamalar yapmadığımız sürece yukarıdaki hedeflerimiz olan 24.388 ve 25.000 bandına gidemiyoruz şu an. Bunun kapanışı pazar günü itibariyle gelecek mi gelmeyecek mi? Benim için en önemli konulardan bir tanesi bu. Bütün gün bunu takip ediyor olacağım. 23.388 üzerinde bugün gece 3'te 1 kapanış yaparsak biraz daha farklı teknik analizlere evrilip daha farklı yorumlar yapma şansına sahip olurum. Ama an itibariyle şu an gece 3'e kadar vaktimiz var. Yani belki de bugün 24.348 deneyeceğiz. Bilemeyiz. Ama 23.388'in üzerinde bir kapama benim 25.000 beklentimi doğrulamış olacak olan bir kapama olacaktır. Şimdi burada iki yeri takip edeceksiniz. Onu söyleyeyim. Bir, günlükte Bitcoin 23.388 üzeri kapatacak mı? İki, RSI 5. testte negatif uyumsuzluğunu kırabilecek mi? Bu iki veri bizim için çok çok kıymetli. Piyasanın ne tarafa evrileceğini takip etmemizi sağlayacak. Bu da düzeltmeyi yakalamanız anlamına gelecek. Daha erken bir şeylerin farkındalığına ulaşmak istiyorsanız da yapacağınız hamle şu olur. Açarsınız 4 saatlik setup'ı. Bakarsınız. Toplam 3 tane 23.388 üzeri kapanış geliyor mu gelmiyor mu? Birinci kapanış kırılımıyla birlikte gelmesi lazım. Yani şu anki mumla 1 saat 6 dakika içerisinde. İkinci mum retest şeklinde veya bir doji mumu şeklinde gelmesi lazım. 23.388'in üzerinde. Üçüncü mumsa 23.600, 23.800'ü deneyen yeşil bir altında fitili olan bir mumla gelmesi lazım ki 3 tane 4 saatlik mumdaki kapanış günlük kapanışın artık 23.388'in üzerinde olacağının onayını verebilsin. Bunu da yakından takip etmek isteyen dostlarımız daha kısa vadede görmek için 4 saatlik de takip edebilirsiniz dostlar. Bitcoin tarafında beklentim bu şimdilik. Gerçekleştiği takdirde 25 binleri konuşuruz. Hiçbir şey satmadık. Her şey elimizde. Her şeyden çok güzel kârdayız. Grup olarak hem YouTube ailesi olarak YouTube ailesi üzerinde çok yorum yapamıyorum çünkü çok bir detaylı bilgim yok. Ama Discord'daki aile üyelerimin hemen hemen birçoğundan detaylı bilgim var. Hem Ergün abi hem Levent abi ekip olarak herkesle olabildiği kadar ilgilenmeye çalışıyoruz. Bireysel olarak doğal olarak birçoğunuzun hakkında fikir sahibiyiz. Ve birçoğunuz kârdasınız. Satışlar yapmadınız. Hala da beklemedeyiz ve aldığımız her şey %40, %50 artmış durumda. Bu konuda spot piyasada kârda olmaktan çok mutluyum. Ve satış için hala acele etmiyoruz. Sakiniz bu bir. İkincisi kaldıraç işlemlerde, futures işlemlerde henüz işlem açmıyoruz. Sakin bir şekilde piyasayı bekliyoruz. Belki düzeltmede short işlem deneyebiliriz. Ama yönümüz bir müddet daha long olarak devam edecek gibi duruyor. Bu yükselişte 21.500'den long açan arkadaşlarımız varsa bir bilgim yok. Ben açmadım.
Ama bir sonraki düzeltmeden hemen sonra long işlemlere ben de gireceğim. Bilginiz olsun. Hem Big Boys ailesi, hem Balina grubu, hem VIP Chat grubu. Yani genel olarak kanalca beklemedeyiz. Mesela Big Boys'a da hiçbir şekilde trade vermiyorum, haberiniz olsun. Niye? Beklemedeyiz. Çünkü piyasada artık bu da uygunluğun, bir şişkinliğin bir geri çekilmesini takip etmeye çalışıyoruz. O yüzden de Big Boys'a da işlem vermiyorum. Yani sanmayın ki şu an Discord'da çatır çatır çalışıyoruz. Hayır. Beklemeye geçtik. Kar yapıyoruz. Elimizdeki parayı, karı korumaya çalışıyoruz ve doğru yerden karı cebe indirip çok daha fazla kripto para sayısına ulaşabilmek için o karla da en dipten alım yapma hedefimiz var. Başka da bir şey yok. Bu hedefler doğrultusunda bizimle birlikte yürümek isteyen herkese katıl butonundan aramıza gelmesini tavsiye ederim. Gelelim Ethereum cephesine. Ethereum şu an 1610 dolarda, geri çekilmesini 1555 dolara kadar yaptı ki 1535 zaten destek noktası olarak trend bölgesinde kanal içinde çalışıyor, biliyorsunuz. 1665 dolar direncimiz var. Bu direnci henüz kırabilmiş değiliz. Ethereum'da Bitcoin 25.000 kapılarını açacaksa hedef 2.000 dolar. Ama şimdilik Ethereum'da Bitcoin ile birlikte yatay konsolidasyon sürecini sürdürüyor. Tepede 1665, dipte 1315 dolar olan bir trend kanalı içerisinde hareket eden bir Ethereum'la karşı karşıyayız. 1315'ten alan adam 1665'ten satıyor gibi bir görüntü var. Bilginiz olsun dostlar. Altcoin'leri tek tek incelemeye gerek yok. Genel olarak bugün görüntü güzel. Klasik bir pazar günü yaşıyoruz. Gayet keyifli bir pazar. Gelelim CoinMarketCap verilerine. 24 saatlik hacmimiz 19 milyar dolarda, tekrar 20 milyar doların üzerine atmamız lazım. Bu bizim için önemli ki yavaş yavaş da artıyoruz. Market cap'imiz 451 milyar dolara ulaştı. Bu güzel bir şey. Tekrar 450 milyar doların üzerine atmamız çok çok iyi bir süreç. Sadece şu konuda sizleri uyarmak istiyorum. FOMO'ya kapılmayın. Kendinizi böyle gazlamayın ya da sizi gazlayanlardan uzak durun. Çünkü market cap'te 451 milyar dolar, 450 milyar dolar buralar artık direnç alanları. Genelde buralardan kar satışı yiyor piyasa. Hep birlikte göreceğiz. Piyasa değeri 500 milyar dolara gelebiliyorsa market cap olarak zaten Bitcoin 25 bin dolara çoktan ulaştı demektir. Şimdilik 450 milyar dolar direnç olarak çalışmaya devam ediyor Bitcoin cephesinde. Traderlar masada yok. Kar satışlarını yaptı. Bugün pazar. Pazar günü volatil geçiyor ve bu yüzden traderlar karlarını korumak amacıyla gördüğüm kadarıyla 24 saatlik hacimde içeriye hacim girmiyorlar. Yani para girişi yapmıyorlar. 19 milyar civarında kalan bir 24 saatlik hacmimiz var. Doğru bir hamle mi? Doğru bir hamle. Yani kar satışı yaptıysan pazar günü birçok borsa kapanıyor. Oranın yatırımcısı kripto borsalara geliyor. İçeride bir gereksiz FOMO yaratıyor. Ve bazı projelerde böyle %40, %50 ani yükselişler gerçekleşebiliyor. Bu FOMO etkisiyle birlikte ne oluyor? Olan kripto yatırımcısı ne oluyor? Sis batıyorsunuz. Bu FOMO'dan etkilenip. Cumartesi pazar genelde piyasayı biraz daha sakin bir şekilde izleme dönemidir traderlar için. Ben de öyle yapıyorum ki ben zaten aldıklarımı tuttuğum için benim içeri gireceğim veya trade edeceğim bir durum yok. Elimdeki nakit seviyem %20, %80 içerideyim. %20'li de şu an itibariyle trade yapmıyorum dostlar. Fed toplantısında burada olmaya çalışacağım. Bu gece canlı yayın yapar mıyız onu bilmiyorum. Onu gün içerisinde bakacağız. Olabildiği kadar sizleri haberdar etmeye çalışırım. Piyasanın durumundan takip ediyorum. Bir problem yok. YouTube'daki dostlarımız Twitter'dan, Discord'daki dostlarımız da duyuru kanalından beni takip etmeye devam edebilirler. Gönülden seviyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.